Aydın'ın nüfus yoğun köylerinden biri olan Akçaköy'ü ilk kez 1996 yılında ziyaret etmiştim. Köşk ilçemize bağlı Akçaköy, 12 yıl önce de Aydın'ın en büyük ve o tarihte birçok hizmeti almış köylerinden biriydi. İsterseniz 12 yıl öncesine gidelim ve Akçaköy için 1996 yılında neler söylemişiz anımsayalım. Köşk ilçemizin en büyük köyü olan Akçaköy, yıllar öncesinde Akçadırlı bir yörüğün bu yöreye yerleşmesiyle kurulmuştu. O zamanlar Akçadır adı ile anılan köy bugün Akçaköy olarak bilinmektedir. Akçaköy, Aydın'ımızın diğer köylerinden biraz daha şanslı gibi görünmektedir. Çünkü yol, su, okul, sağlık ocağı gibi birçok sorunları çözülmüş. Ancak Akçaköy'ün tüm bunlardan çok daha önemli bir sorunu var. Akçaköy'de diğer köylerimizin çoğunda olmayan bir ortaokul var. Ancak bu ortaokulda sadece erkek öğrenciler öğrenim görüyorlar. Akçaköylülere kız çocuklarını neden ortaokula göndermediklerini sorduğumuzda ilk olmaktan çekindiklerini söylüyorlar. Akçaköylülerin kız çocuklarının okumasına önem vermediklerini görüyoruz. Yaptığımız röportajlarda bayanların çoğunun konuşmaktan çekinmeleri, hatta kaçmaları bu büyük köyümüzde kadınlarımıza verilen değerin gerçek göstergesi oluyor. 620 hanede 2162 kişinin yaşadığı köyde 600'e yakın kadın seçmenin olduğunu düşünürsek, okuma fırsatı tanınmayan kadınlarımıza acaba ne kadar özgür seçme hakkı tanınıyor diye düşünüyoruz. Ulu Önder Atatürk günümüzden 62 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiş. Ama günümüz Türkiye'si kadınlarımıza bu hakkı ne kadar özgür kullanma olanağı tanıyor. Akçaköy Orta, Ormanlar, Küçük ve Kayalık olmak üzere 4 mahalleden oluşmaktadır. Ayrıca köyümüzde 3 adet zeytinyağı fabrikası, bir süt mandırası, 6 adet cami bulunmaktadır. Geçimini zeytin, incir, kestane, ceviz ve hayvan yetiştirerek sağlayan Akçaköylüleri tanımak üzere köyümüze gidiyoruz. Yıl sonra ziyaret ettiğimiz köyümüzde 364 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü 8 yıllık bir ilköğretim okuluna kavuştuğunu ve kız çocukların okula gönderildiğini gördük, sevindik. Diğer köylere göre sağlık ocağı, yol gibi sorunları çok önceleri çözümlenmiş bir köyümüz olmasına karşın Akçaköy İlköğretim Okulu'nun bahçesi yok. Köy okulumuza biraz sonra geri döneceğimizi belirtirken 12 yıl sonra Akçaköy'ü ziyaret nedenimiz köydeki bir etkinliğe tanıklık etmek ve bir kez daha Akçaköy halkı ile birlikte olmak. Bugüne kadar yaptığım tüm köyümüz kentimiz programlarında o günkü ülke koşullarını ve köylerimizin, kentlerimizin gelişmiş ülkelerle karşılaştırmasını yapıyorum. Ne yazık ki 14 yıldır ülkemde gelişmişlik tanımlamasına yaklaşan bir değişim görmediğimi, yaşam standartlarının düştüğü, insanca yaşam koşullarından uzaklaşıldığını ve ülkemizi yönetenlerin de çağdaş Türkiye projelerinin olmadığını belirtmek istiyorum. Şimdi bazılarınız yanılıyorsunuz aslanım. O gün cep telefonumuz yoktu, bugün var. Köylerde çamaşır, bulaşık makineleri yoktu, bugün var diyebilirsiniz. Ben de böyle düşünenlere yanıt olarak, bir ülkenin gelişmişlik göstergesi sandığınız gibi kullandığımız ev aletlerinin teknolojiyi yakalaması olmadığını, gerçek gelişmenin yaşadığımız köylerin, kentlerin çağdaş olup olmadığını sorgulamakla başlamamız gerekir derim. Plansız büyüyen köylerde, kentlerde, yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen birçok çirkin görüntü ve koşullarla yaşamak zorunda olmak ve bunu kanıksamak ne kadar korkunç bir teslimiyet diye düşünüyorum. Bir ülkenin gelişimi
o ülkenin kendi potansiyelinin güçlenmesiyle mümkün olabilir. Dış borcu büyüyen, gelişmiş dünya ülkelerinin istek ve taleplerine boyun eğen bir yönetimle ülkemizde ancak birilerinin öngördüğü gibi koşullarda yaşayabiliriz. Olması gerektiği gibi değil. Gelişmişlik sorunları dillendirip futbol kritiği yapar gibi sağdan, soldan, yandan pozisyonlarla tartışmak ve sorunları çoğaltmak olmasa gerek. Akıllı insanlar çözüm üretir. Yaşadığı kötü deneyimlerden ders çıkarır. Bir daha, bir daha tekrar edip bahane üretmez. 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız ve asrın depremi olarak nitelendirdiğimiz Marmara depreminin ardından deprem bölgesinde bir film karesi olmasını arzuladığım ama ne yazık ki gerçek olan o görüntüleri ben henüz hafızamdan silemedim. Depremden birkaç gün sonra gördüğüm bu manzaradan ve büyük acıdan Türk halkı olarak ders çıkaracağımızı ve hiçbir şeyin 17 Ağustos 1999 öncesi gibi duyarsızlık ve vurdum duymazlık içinde gitmeyeceğini düşünmüştüm. Çok yanıldığımı depremden sonraki günlerde anladım. 20 bin kişiyi kaybettiğimiz bu deprem bize ders olmadığı gibi gerçek sorunların ülke gündeminden giderek uzaklaştırılarak suni gündemler yaratılma arzusunun kasıtlı olarak yapıldığını da fark ettim. Akıllı insanlar yaşadıkları felaketlerden ders çıkarır. Bir kez daha yaşamamak için derhal önlemler alır. Japonya depremle yaşamayı, hem de en büyük depremlerde dahi sadece can ve mal kaybını değil, zaman kaybını dahi önlemeyi başarmışlar. Türk toplumu olarak Japonya'da yaşıyor olsaydık, onca büyük depremin ardından alamadığımız derslerle kendi kendimize neslimizi tüketmiş olurduk. Japonya nasıl başarıyor da biz başaramıyoruz diye sorarsanız, onlar çocuklarına çok küçük yaşlarda Japoncayı, yani ana dillerinde iyi konuşmayı ve anlamayı ve Japonya için çalışmayı öğretiyorlar. Japonya için çalış. Ülkesi için çalışma öğretisiyle yetişen nesiller kendilerine, ailelerine de yararlı olabilirler. Bugün Japon yeni dünyada en değerli para birimlerinin başında yer alıyor. Japon halkı insanca yaşam koşullarında ve yaşam standartlarında yaşıyor ve dünyayı geziyorlar, tanıyorlar. 1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası attığı bir ülke bugün dünya devi olarak dimdik ayakta ve Amerikan ekonomisine kafa tutuyor. İşte çağdaşlık, işte gelişmişlik. Ha bir de Japonya'da adı çok küçük bir yolsuzluk skandalına karışmış bakan ya da başbakanlar bundan utanç duyuyor ve görevinden istifa ediyor. Hatta harakiri yapanlar bile var. Japonya'da Japonya için çalışmak onur ve şeref, çalışmamak, hele soymak çok ağır suç olarak nitelendiriliyor. Bizde olduğu gibi kendi devletine, milletine küfür etme, sövme özgürlüğü gibi bir yasa çıkarmaya çalışan sözde aydınları yok. Ülkesini seven aydınlık insanları var Japonların. Toplumun çoğunluğu aydın, eğitimli ve bilinçli. İşte bu nedenle biz Japon malı arabaları, cep telefonlarını, bilgisayarları, televizyonları, Amerika Birleşik Devletleri'nden dilendiğimiz borçlarla alıyor, kötü koşullarda yaşıyor, ne kadar geliştik diye hava atıyoruz.